Almanya'da üst üste 3 günlük vaka rekoru. Koronavirüsün omikron varyantı Almanya'da etkili oluyor. Vakaların %73'ünü bu mutasyonun oluşturduğu belirtilirken, son 24 saatte 92.223 yeni vaka tespit edilmesiyle, ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Okullarda rekor sayıda enfeksiyon kaydedildi. Hamburg'daki öğrenciler arasında görülme sıklığı yetişkinlerden daha hızlı artıyor. Okul yetkililerine göre geçen hafta yaklaşık 2500 enfeksiyon kaydedildi. Bu nedenle okul yetkilisi şimdi bazı güvenlik önlemlerini uyarlıyor. Bu bizim hatırlatmamız. Almanya'ya giriş şartları değişti, Türkovak'a vize yok. Almanya Türklere vize ve ülkeye giriş şartlarını yeniledi. Türkovak aşısı olanlar Almanya'ya alınmayacak, hiç aşı olmamış sayılacaklar. Avrupa Birliği'nin tanıdığı aşıları yaptıranlar ülkeye girebilecek. Ayrıca Türkiye ve Almanya'da türeyen Alman vizesi şirketlerine gidilmemesi istendi. Yusuf Yerkel konsoloslukta para işlerinden sorumlu olacak. Dış ticaret uzmanı olmayan ve çok hassas bir dengeyi gerektiren bu göreve getirilen Yusuf Yerkel, Almanya'da Türk şirketlere dağıtılacak marka desteği ve teşviklerin başına geçti. Bu para milyonlarca euroyu buluyor. Almanya'da tekmeci Yusuf eylemi, maden işçisini tekmeleyen Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısı Yusuf Yerkel'in Almanya Başkonsolosluğuna atanmasına tepkiler dinmedi. Bugün Frankfurt Başkonsolosluğu önünde Yerkel'i istemiyoruz eylemi yapıldı. Eyaletler Meclisi yeni korona kısıtlamalarını onayladı. Almanya'da federal meclisten sonra Eyaletler Meclisi de bugünkü oturumunda karantina kurallarını kısaltan yasa tasarısını onayladı. BioNTech Almanya'nın büyümesinde kritik rol oynadı. Uğur Şahin ve Özen Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech, Almanya'nın ekonomik büyümesinde yaklaşık 5'te 1 oranında katkı sağladı. Ekonomi 2021'de %2,7 büyüdü. Almanya İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan son raporda 2021 yılında %2,7 oranında bir büyüme gerçekleştiği belirtildi. Hapishane mi? Ne olduğunu gördük. Bir daha gitmek mi? Bir daha gidelim. Ahmet Altan, sürgüne gitmektense cezaevini tercih ederim. Türkiye'de başarısız darbe girişimine karışmakla suçlanarak 5 yıl cezaevinde yatan yazar Ahmet Altan, sürgüne gitmektense cezaevini tercih ettiğini söyledi. Sizi eleştireceğiz. Sizden korkmuyoruz. Ne yaparsanız yapın. Siz hukukun dışına çıktığınız sürece biz sizi eleştireceğiz.